Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda size laptopların eski bataryalarından çıkaracağımız sağlam pillerin değerlendirilmesini göstereceğim. Bunların her birinin içerisinde lityum iyon pil mevcut arkadaşlar. Kimisi dörtlü, kimisi altılı, kimisi beşli olmak üzere gruplardan oluşuyor. Genelde laptop pillerinin arızalandığında tamamı arızalanmaz arkadaşlar. Mutlaka içerisinde işte 5 taneden 2 tane veya 3 tanesi mutlaka sağlamdır. Geri kalan ölü pildir. Lityum iyonlarda bir tanesi devrede arızalanmış olsa sıkıntı yaratır ve çok çabuk pilimiz laptopumuzda takılıyken biter arkadaşlar. Bu yüzden bu eski pilleri ben topluyorum. Çeşitli arkadaşlarımdan elde ediyorum. Çöpe atılacağına değerlendirmek istiyorum. Bunlardan birçok projede kullanıp farklı şeyler yapabilirsiniz. Bunları nasıl açacaksınız derseniz arkadaşlar, şu şekilde tutup elinize tabii dikkat edin. Şu şekilde büktüğünüzde kaynak yerleri, yapıştırma yerleri kırılacaktır. Elinize eldiven giyerseniz daha iyi olur. Pillerin üst kısımlarını açtık arkadaşlar. Şu bataryamızda 2, 4 adet. Bunda 6 adet. Yine bunda 4, bunda 6 adet pil çıktı arkadaşlar. Şuraya da yalancı pil koymuşlar. Sistemi doldursun diye mi? İlk defa gördüm. Boş bir boru. Bu şarj devresi arkadaşlar. Laptopla haberleşmeyi sağlıyor. Lityum iyonun yönetilmesinde ve şarjında yine buradan yapıyor. Pilin ısısını yine buradan algılıyor. Pilin sağlık durumunu da ayrıca takip ediyor. Gördüğünüz gibi tüm ürünlerin içerisinde birer tane şarj ünitesi mevcut arkadaşlar. Bu devreler bizim işimize yaramayacağı için arkadaşlar bunları kopartacağım. Sökerken kısa devre yaptırmamaya dikkat edin. Artı kısımlarında genelde merkez kısmı artı olduğu için dış kabuğu komple eksidir arkadaşlar. Bu kısımda kısa devreye dikkat edelim. Ben şöyle bir yan keski kullanıyorum. Şu kısımda şöyle çektirerek, hafif çektirdiğinizde gördüğünüz gibi kaynak yerlerinden kopmuş oluyor. Şunları keselim. Şöyle kazıyarak da şunların fazlalıklarını alıyorum. İlk pil grubumuzu söktük arkadaşlar. Yapacağımız şey sağlamlık kontrolü. Önce bir ölçü aletimizle voltajlarına bir bakalım arkadaşlar. 2.38, 3.13, şu şekilde ayıracağım. 3.6, 3.6. Şu 3 pilimiz sağlam arkadaşlar. Bu pilimiz ise artık miadını doldurmuş. Nasıl bunları test edeceğiz derseniz, önce şarj edeceğiz arkadaşlar. Komple şarj cihazımıza koyacağız. Elimizde bir lityum iyon şarj cihazımızın olması gerekiyor. Ayrıca elinizde bir pil test cihazınız da varsa onu da kullanabilirsiniz. AliExpress'ten şu şekilde bir cihaz satın almıştım. Pillerin hem güçlerini de test edebiliyoruz. Mesela şu kötü dediğimiz pil buydu. Bir daha bakalım. Önce wattlı dirençleri off konumuna alıyorum. Şimdi buradan ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum ama arkadaşlar güç o kadar düşük ki aydınlatması bile yanmadı. Şöyle güce bindireceğim. Zaten pil direkt çöktü. Ekrandaki tüm ışıklar gitti. Şu an hiç ısınma bile yok. Şu cihazımızı da bağlayalım. Şimdi 2 voltlarda şöyle 2.2 ohm direncimizi devreye alıyorum. Pilimiz 1.8'e düştü. 1.6 çok hızlı çöküyor. 4.7 ohm'u da devreye aldım. Tam kapasite. Gördüğünüz gibi pilim çok hızlı bir şekilde çöküştü arkadaşlar. İkinci test yöntemimiz de pilimizi çıkartalım. Şöyle benim elimde bir Nightcore şarj cihazı var arkadaşlar. Şu an pil 1'deyiz. 375 mAh ile şarj ediyor. 2.66 volt gösteriyor. Pil 2'de 3.71
volt 375. Mini amper olarak tümünü aynı seviyede şarj ediyor. Voltajlarına bakalım. 3 numaralı pilimiz de 3.71, 3.23 arkadaşlar. Bu da düşük. Şu ikisi çok gayet iyi. 2.70, 3.72, 3.71, 3.24. Şunda da bir sıkıntı olabilir. Şununla yer değiştirelim. Sıkıntılıları başa koyacağım. Karıştırmayayım. Burada en büyük sıkıntı arkadaşlar, bunu beklememiz olacak. Biraz zaman alacak. Şu an hepsi birinci kademede şarj gösteriyor. Yaklaşık 1-1.5 saat sonra bakacağız ne duruma geldi diye. 4.3 volta kadar çıkması lazım. Bu pillerimiz şarjda kalsın arkadaşlar. Biz diğerlerini hemen parçalayalım. Tüm pillerimi söktüm ve öncelikle bir voltaj değerlerine baktım. Mavi grup çok iyi çıktı arkadaşlar. 3.7 volt civarında. Kırmızı grupta ise 3.2, 3.2, 2.8, 2.8 ve 2.5. Şu 2.5'lardan biraz şüpheleniyorum ama şu grup iyi çıkacak. Kahverengi grupta arkadaşlar şöyle. İlk iki tanesi 3.6 volt, bir tanesi 3.2. Gerçekten kötü arkadaşlar. İlk söktüğümüz açık kahve olan pil grubumuzdaki gibi. Bundan da şüpheleniyorum. Bu da riskli. Şimdi bunların çökme voltajlarına bir bakalım. Cihazımız açık konumda. Eksi ve artıyı veriyorum. Cihazımız açıldı. 3.40, 1.91 amper olarak. 1.9 amper. Voltaj çok hızlı bir şekilde aşağı inmiyorsa pilin kapasitesinin iyi olduğunu gözlemledim. Uzun zamandır çünkü bu testleri yapıyorum. Böyle pilleri kullanıyorum. 3.37 voltlarda hala tutuyor. Şimdi bu şekilde bu cihazımızı tam boşaltıp tekrar doldurup bir daha boşalttığımızda gerçek değerlerini de görmüş oluruz. Bu pil gerçekten iyi arkadaşlar. Şimdi diğer mavi pile bakalım hızlıca. Bu da 3.35 voltlarda ve bu da yavaş ilerliyor. Güzel. Bir başka pilimize bakalım. Bu da 3.36, 3.37 yavaş boşalıyor arkadaşlar. Sanırım mavi pillerin tamamı aynı özelliklerde. Yani pil çok fazla yorulmamış diyebilirim arkadaşlar. Belki laptopta sıkıntı yaratıyor ama bizim kullanacağımız projelerde sıkıntı yaratmayacak. Maviler gerçekten iyi çıktı. Mavi pillerimi ayırıyorum. Şimdi şu kahverengilere hemen bakalım. Şu 1.6 zaten çalışmayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazı bile çalıştıramadı. O yüzden bunu hiç test etmiyorum. 3.33 volt seviyelerinde ve 1.93 amper. Bu da gayet iyi. Bu da idare eder. Farkındaysanız bu bayağı canlı açtı arkadaşlar. 3.6 volt olan 2 amperle de açılış yaptı. 3.47 voltaj. Şimdi buna ne demiştik? 3.6. Aynı şekilde bu da çok güçlü açılış yapması lazım. Aynen doğru arkadaşlar. Bu da 2 amper, 3.45 voltaj. Şu iki pil de çok iyi. Mavilerin yanına koyacağım. Şunları ayrı koyacağım. Şimdi arkadaşlar son pembe renkte olanlara bir bakalım. 2.5 volt olanlar açılış yapacak mı bakalım. Şimdi bu açmayanları şarj cihazımıza alacağız. Şarj yapacağız ve tekrar test edeceğiz arkadaşlar. Hemen bunları arızalı deyip atamıyoruz. Özellikle de bakın bu açılış yaptı ama gücü yetmedi 2.8 volt olduğu için. Buna bakalım. Bu da açılış yaptı ve 1 amperde kapandı arkadaşlar. 3.2 voltaj olana bakalım. Bu gücü kaldırabildi. 3.32 ve 1.8 amper. Şimdi bu pilimize bakalım. Bu da gayet iyi açılış yaptı.
Bu iki primi de şu grubun içine alacağım arkadaşlar. Şöyle. İlk etapta şarja koyacağım gruplar bunlar olacak. Şu grup emin olduğum gayet iyi çıkan pil grubumuz diyebilirim arkadaşlar. Pilleri dörtlü dörtlü şarj edeceğiz. 10 adet sağlam, 2 de burada var. 12 adete yakın sağlam pilimiz var. Şunların içerisinden de mutlaka sağlam çıkacaktır. Lityum iyon piller çok pahalı arkadaşlar. Almaya kalktığınızda projelerinizde bu şekilde bu bataryaları kullanabilirsiniz. Ben taşınabilir cihazlarımın hepsinde bunları kullanıyorum. Buna benzer pillerim daha var arkadaşlar. Bir 20-25 tane daha. Onları da tekrar elden geçirdikten sonra güçlü bir 12 volt pil hücresi yapacağım. Bunu geçen yapmış olduğum invertör cihazımda kullanacağım arkadaşlar. Elektrik kesintilerinde veya elektriğin olmadığı bir mekana gittiğimizde kullanabileceğiz çok rahatlıkla. Şimdi bunları bir şarj edeceğiz. Tekrar kontrol edeceğiz. Şimdi pillerimiz bu şekilde şarj olsun arkadaşlar. Daha sonra tekrar bir kapasite ölçümü yapacağız. Bayağıdır şarjda pillerimiz. Şüphelendiğimiz iki pilimiz şarjı bir türlü tamamlayamadı. 1 saat 57 dakikadır şarjda ve 4.06 voltaja gelmiş durumda. Diğer pillerimize ise bakarsak bunlar da 1 saat 57 dakikada ve hala şarj olamadı. Bu iki pil artık sorunlu kesinlikle. Ama diğer iki pilimiz sağlıklı, 4.05 volt ve 2 saattir şarjdalar. Diğer şüphelendiğimiz pilleri takacağım arkadaşlar. 1.6 var. Şu 1.6'yı takacağım önce. Yanına da bir tane şu 2.5'luğu takacağım. Bu iki pilimiz birazdan dolar arkadaşlar. Dolduğu zaman yerine diğer pilleri takacağım. Şunları da test edeceğim. Şu kısmın sağlam olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm pillerimizin voltaj kapasiteleri yüksek. En kolay pilleri test etme yöntemi bu arkadaşlar. Şarj cihazına takarak pillerin şarj sürelerinden sağlamlığını çok rahat anlayabilirsiniz. Şimdi bu pillerimizi ben bu şekilde tek tek test edeceğim arkadaşlar. Ve hepsinin kapasitelerini dolduracağım. Bir sonraki videomuzda bu pillerle bir batarya hücresi yapacağız arkadaşlar. Bu batarya hücremiz 12 voltluk veya 16 voltluk veya 20 ve 24 voltluk olacak arkadaşlar. Yani 3S, 4S, 5S ve 6S gruplamalı bir pil hücresi yapacağız arkadaşlar. Bu pil hücrelerinde farklı birçok projede rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hurdaya atılmış olan laptop bataryalarımızın içerisindeki sağlam pilleri ayrıştırarak bu pillerle neler yapabileceğimiz hakkında bilgiler aktarmaya çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.